kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sektörün Yıldızları programı olarak Doğanyurt Belediyesi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda Ahmet Bey var. Merhabalar Ahmet Bey. Öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Esasında ben Doğanyurt'ta 30 yıldır Doğanyurt halkının hizmetindeyim. Bu gerek il genel meclis üyeliğinde, gerekse belediye başkanlık görevlerimde. Doğanyurt'a gezdiğiniz çok yerde yaptığım hizmetlerle karşılaşabilirsiniz. Bu da şahsımın ilçeme verdiği, halkımızla birlikte yaptığımız hizmetlerdir. Projelerinizden bahseder misiniz? İlçemizin daha öncelerinden biraz doğru geriye gidersek, Doğanyurt Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Doğanyurt Pansiyonlu Lisesi, Doğanyurt Hükümet Konağı, Doğanyurt Çayının Taşkın Korumasının ıslah çalışmaları, Doğanyurt Liman Mevkiinde olmak üzere Belediye Düğün Salonu, Belediye Sosyal Tesisleri. Aklıma gelenler bunlar. Daha bir sürü hizmetlerimiz vardır. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimizi tabii ki bu yaptığımız hizmetlerin yanında ilçemizin hizmetleri bitmiş değildir. Yapılması gereken, aciliyetinde olan hizmetlerimiz vardır. Mesela imar planımızın revizyonu yeniden ilçemizde imara açılacak sahalar vardır. Bunların çalışmalarına başladık. Doğanyurt'un özellikle gurbette olan hemşerilerimizin çoğu, Doğanyurt'ta özellikle köyde olanları Doğanyurt ilçe merkezinde kendilerinin ev almak istediklerini ve bir evlerinin ve konutlarının olmasının arzusunu görmekteyiz. Bu konuda ilçemizin yeniden imar revizyonu yaparaktan konut alanları üretmeye başladık. Bu da tahminen bir yıl içinde sonuçlanacaktır. İhtiyacı olan tüm hemşerilerimiz Doğanyurt'ta ev sahibi olacaktır. Belediye olarak ev sahibi olacaklara ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Şöyle ki söyleyeyim, bu yanlış bir anlamalar, bedavadan ev sahibi vereceğiz anlamı diye algılanmasın. Tabii ki bu imkanı olup da özellikle ilçe merkezinde, köylerde değil, ilçe merkezinde evlerinin olmasını isteyen bir sürü hemşerimiz var. Bunda da tabii medeni dünyada olması gereken bir evde, mesela İstanbul'daki evinde nasıl bir asansörü ve ihtiyaçları varsa da buradaki konutunda da onların olmasını istiyorlar. Biz de onların istekleri üzerine o konutları da üreteceğiz. İlçenizde kadın ve çocuklara sağlanan imkanlardan bahseder misiniz? Kadınlarımıza mesela bu hafta Kur'an kursundaki hanımların Kastamonu Şeyh Şabani Veli gezileri var. Onların gezilerinin tahsisini yapıyoruz. Bu gibi sosyal aktivitelerinde de her zaman yanlarında oluyoruz. Mesela önümüzdeki hafta ilçedeki hanımlarımızın Safranbolu gezileri var. Onların arabalarını tahsis ediyoruz. Ve ihtiyacı olanların da başka türlü de ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Belediyenizde yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Şöyle söyleyeyim, her belediyenin sıkıntısı vardır. Ama belediyecilik ağlama makamı değildir. Zor bir iştir. Sadece ilçenin, hele bizim gibi kırsal bölgedeki yerlerin altyapısı, üst yapısı, yollarını veya parklarını yapmak da değildir.
Mesela yolda yürürken belki birisine selam vermeyi dalgınlık gereği unutmuş olabilirsiniz, kötü karşılanabilirsiniz. Ve insanların sadece belediye hizmetiyle değil, gönlünde olmak mecburiyetindeyiz. Düğünlerinde olsun, cenazelerinde olsun, her türlü günlerinde hemşerilerimizin yanındayız. Yanında da oluyoruz. Yani sadece belediyecilik, işte şu hizmeti yap, robot gibi dur. Bu hizmeti yap, soğuk dur. Haşa. Çünkü seçim zamanı geldiğimizde, hangi partiye olursa olsun, o meydanlara çıktığımızda, mikrofon elimize geçtiğimizde cenneti vaat ediyoruz. O makama geldiğinde de nüfusumuz az, para yok, belediye borç batağına batmış. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunları bilerekten bu makamlara talip oluyoruz. Bu makama gelen insanın mazeret şansı bana göre yok. Turizm sektöründeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Bizim sahilimizin turizm de bence tüm Kastamonu sahili için aynı zorunlu bir ihtiyaç var. Bir an evvel Kastamonu sahil yolunun başlanması. Gelirken yollarımızı görmüşsünüzdür. Belki şu anda böyle bir yol Türkiye'nin hiçbir yerinde de yoktur. Bunu her defasında da biz yetkililerimize iletiyoruz. İletmeye de devam edeceğiz. Tüm sahil ilçeleri, belediye başkanlarımın da arkadaşlarımın da talebidir. Kastamonu sahil yolunun bir an evvel Karadeniz sahil yoluna bağlanma arzusu. Bu bağlanmadığı takdirde bizim buralardaki çalışmalarımız beyhude olacaktır diye düşünüyorum. Doğanyurt Belediyesi olarak yaptığınız aktivitelerden bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, festival deyince biz ilk olarak 3 yıl önce ilçemizin tabii gelirlerinden olan, başlıca gelirlerinden olan kestane balını festivalini 8-10 Ağustos araları tarihleri arasında yapıyoruz. Yalnız 2 yıldır partimizin talimatı gereği festivallerimizi yapamıyoruz. Bu da Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarında ve şehitler dolayısıyla bu festivallerimizi yapamıyoruz. İnşallah bu sene festival terör de biter. Biz de festivallerimize devam ederiz. Dolayısıyla Kestane Balım Festivalimiz bizim hemşerilerimizle birlikte güle oynaya geçer. Bu arada da Kestane Balımızı artık Türkiye değil dünya tanımaya başladı. Beyağı'da şu anda bir markalaşma yolunda Kuska tarafından da destek aldık. Markalaşma yolunda da büyük adım atıyoruz. Doğanyurt Kestane Balı artık bir Türkiye markasıdır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.